Otele geldiğimize göre artık ne istediğini söyleyebilirsin. Kuzenimin kız arkadaşı olmamı istiyorum. Yani öyleymiş gibi davranacaksın. Anlamadım. Neden kız arkadaşı gibi davranacakmışım? Dün akşam biz bardan kaçarken fotoğraflarımız çekilmişti ya. Bugün haberlerde manşet olduk. Ne? Manşet mi olduk? Ya annem görürse bittim ben ya. Merak etme. Yüzün seçilmiyor. Çok şükür. Anlayacaksın. Ben de kız arkadaşıma yanımdaki kızım. Yani senin kuzenimin kız arkadaşı olduğunu söyledim. O da bugün buraya geliyor. Ve doğal olarak seninle tanışmak istedi. Bugün sadece hep beraber oteldeki partiye katılacağız. Ne diyorsun? Ne mi diyorum? Tabii ki de hayır. Hayır mı? Ya başımı açtın, onca işten sonra ufak bir ricamı geri mi çeviriyorsun? Senin de bana pek uğur getirdiğin söylenemez. Benim cümlelerimi bana satma. Kusura bakma. Ben kimsenin kız arkadaşı gibi davranamam. Git kendine başka bir kız bul. Ya başka bir kız nereden bulayım? Gördü diyorum seni. Hani yüzüm seçilmiyordu? O kadar seçilmiyor. Ya sen bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Ama karar verirken üzerime kustuğunu göz önüne alırsan sevinirim. Tamam ya, tamam. Sadece bir günlüğüne. Herhangi yanlış hareketinizde... Tamam, merak etme. Sana partide giymen için bir şeyler almamız lazım. Gel benimle. Buyurun. Partide giymek için güzel şık bir şeyler bakıyor kendine. Ona yardımcı olabilir misiniz acaba? Elbette. İstersen minik bir şeyler de bakabilirsiniz. Balayında mısınız? Tişörtleriniz çok güzel. Nasıl yani? Neyi var ki? Konuştuklarımızı unutmazsın değil mi? Ya merak etme. Sakın bir gaf yapayım deme. Ya niye yapayım? Odadan ayrılma. Programı arayıp haber vereceğim. Sen de bu arada hazırlanırsın. Tamam. Volkan'ı ikna ettik mi tamam?